Hepinize yeni bir Mobile Legends videosundan daha selamlar millet. Yaklaşık bir haftadır yoktuk, şehir dışındaydım. Şimdi geri geldim, tam gaz videolara devam. Bu videoda sizlere ücretsiz öldürme bildirimi, daha sonrasında ücretsiz kostüm gibi gene etkinliklerden bahsedeceğim. Sesim bir tık eskisinden farklı olabilir, yakında o da düzelir arkadaşlar. Şimdi öncelikle ayın 25'i bugün. Sabah 11'de oyuna yeni bir etkinlik geldi. Şuradan bir M3'e tıklayalım. Bakın M3'te de çok ilerleyemedik çünkü o gelen bedava XP'leri vesaire alamadım. Telefona bakma fırsatım dahi olmadı. Zaten şarjım da yoktu çoğu zaman. Bakın buradan XP parti haftasına giriyoruz. Burada 100 kez arkadaşlarından yardım al şeklinde bir ilerleme kısmı var bakın. Burada sıradan görevler de var aynı zamanda bunu ilerletebileceğimiz. Gene bu eski yardım etkinliklerine benzeyen bir etkinlik. Bakın burada sandığımızın seviyesi var. Sandığımız her seviye atladığında içinden gelecek kostümlerin kalitesi artıyor bakın. Şu an seviye 2'de bu kostümler gözüküyor. Sahip olunmayan kostüme de öncelik veriyormuş. Gidip böyle önk diye olan kostümü vermeyecek en azından. Bakın seviye 3'e geçelim. Seviye 3'te de bu şekilde devam ediyor. Seviye 4'te special'a geçiyor. Yarı elit yarı special. 5'te yani buradan prime alın adam Bakugan'dır abi ama neyse aşağı doğru inelim. Bakın burada artık seviye 5'te Epic Special takılmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bunu 5. seviyeye getirmek. Zaten etkinlik bugün başladı. 1 Ocak'ta sandık açılacak. Yani 7 günümüz var bu etkinliği tamamlamak için. Ben gene geldiği gibi eve geldim. Etkinlik geldi çat diye videosunu çekiyorum. Bugün başladı, hiçbir şey kaçırmadınız arkadaşlar. Bakın burada da kurallar sekmesinde 25 Aralık'ta başlayacağını görüyorsunuz. Zaten bugün 25 Aralık. Artırmak için arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Her yardım görev ilerlemeniz bir artırır ve bir savaş gecesi kostüm sandığı puanı verir. Hem buradaki 100 tane de öldürme bildirimini alıyorsunuz hem burada sandığınıza puan eklenmiş oluyor yani. Bu sefer 5 arkadaşımıza yardım ediyoruz. En fazla da 50 yardım isteği gönderebiliyoruz. Ve bu yardım isteğini sadece çevrim içi olan arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz. Bakın kostüm sandığı 1 Ocak'ta açılacak ve kesin olarak ödül havuzundan bir adet kostüm verecek diyor. Burada en kötüsünden hiçbir şey yapmasanız bile yani ücretsiz bir adet kostüm alacağınızı görebilirsiniz. Alacağınız kostümün kalitesini arttırmak da sizin elinizde. Bakın buradaki görevler sandık puanı artı 20, günlük etkinliği paylaş, klasik sıralı maç at, arkadaşlarla beraber klasik sıralı maç at, 20 elmas yükle, 200 elmas harca, oyuna giriş yap vesaire şeklinde burada bakın. Herhangi bir M3 keçi satın aldım. Bana direkt 500 puan verdi zaten. Hiçbir şey yapmadan beni neredeyse 3. seviyeye getirdi bu etkinlik. Yani M3 keçi alanlara da burada bir gene öncelik sağlanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani yok, yardım kısmında ise sadece çevrimiçi arkadaşları değiştirmişler. Ben ilk açtığımda burada sadece çevrimiçi arkadaşlarım gözüküyordu. Şu an değişmiş arkadaşlar bakın. Bakın daha sonrasında ise gene böyle paketler şeklinde elmas harcayıp kostüm alabileceğimiz bir etkinlik geldi. Oyna. Ben dönüşümüz ve videonun huyu suyu hürmet amacına buradan bir tane Onyx çeviriyorum. Sonra diğer ücretsiz kostüm muhabbetine geçeceğiz hemen. Ne verdi bana şu an? Kadita Atlantis prensesi geldi. Tamam. Bir tane ne geldi? Chang'e çiçek ruhu. Chang'e'yi oynuyorum en azından. Onda bir değişiklik olmuş oldu bu kostüm. Tamam. Çıka çıka içeriden bunu çıkarttık. Şimdi bakın sandık puanımız da artacak. Ona geçelim, onu göstereyim. Daha geçmeden önce bakın az önce 156 tane bize buradan parça verdi. O parçaları da buradan takaslayıp yine kostüm alabiliyoruz. Onu da unutmayalım. Buradan bir tane kostüm çözelim kendimize. Bakın geldim buraya. Sandık puanı artı 100 diyor. Günlük 200 elmas harcadık. Buradan direkt ben sandığın seviyesini 3 yaptım. Bakın sandığın görünüşü de değişti. Artık mor ışıklar çıkıyor kendisinden. Şimdiki etkinliğimiz ise arkadaşlar bu sefer gizli bir web etkinliği değil, açık bir web etkinliği. Buradan katılabiliyorsunuz. Bakın öne çıkanlara geldiğinizde buradan git'e basıyorsunuz. Açılacak. Siz bununla uğraşmak istemiyorsanız ben yorumlara linkini direkt bırakacağım arkadaşlar. Bakın etkinlik sayfası şu an için açıldı. Etkinliği başlat diyelim. Bakın etkinlik süresince oyuncular süs eşyaları toplayabilir ve bunların ödül için çekiliş için katılabilir diyor. Ay konuşamadım sabah sabah. Bakın ücretsiz çekiliş hakkı tam karşında duruyor. Seviye 1'sin diyor. Basalım bir ne olacak. Burada görevleri tamamlayarak süs eşyaları kazan diyor. Gene burada paylaşma görevi var. Ne kadar çok süs eşyası toplarsan seviyen o kadar yüksek olur. Tamam.
Basalım. Bakın burası açıldı. Şuna bir basalım abi. Ne verdi bize? Oyun içi eşyalar kısa süre içinde oyun içi posta alanına gönderecektir diyor. Şimdi bakın bu çekilişte kazanma ihtimalimiz olan hediyeler şunlar. Şurada bir kostümler var. Bu en düşüğü. Bunlar deneme olarak. Burada AirPods 3. nesil var. Daha sonrasında 8 adet süs eşyası. Bakın arkadaşım. Buradan gene deneme kartı ve kostümler. Burada iPhone 13 var. Hemen yorumlarda espriliği görecek gibiyim. Abi iPhone bir günlük mü, 3 günlük deneme kartı mı diye. Bakın daha görmeden hemen buradan söyledik. Kazanmak ise bayağı basit arkadaşlar. Etkinliği paylaş, 25 asist al, 10 öldürme elde et. Yani oyuna giren herkesin zaten yapmış olduğu etkinlikler. Bakın buradan bunları yaparak alabilirsiniz. Aşağı ince gelişmiş görevler kısmı var. 30 günden uzun süredir girmeyen. Ya bu oyun şu sıra hepinizin de fark ettiği gibi oyuna girmeyen insanlara çok öncelik veriyor. Yani oyunu bırakmış adamı oyuna döndürün. Ne isterseniz isteyin o şekilde. Bakın 7 tanesini davet et vesaire. Etkinlik için arkadaşını davet et. Buradan aldığınız linki arkadaşınıza atarak ekstradan buradan süs eşyası alabilirsiniz arkadaşlar. Ödüllerime girdiğinde de direkt gösteriyor. Bana bir tane premium sandık vermiş buradan. Ve bu arada bakın oradaki ağacın seviyesi arttıkça gelen hediyelerin de şekli şemali artıyor. Bakın en son seviye 6 var. Burada iPhone 13'ler bakın. Kagura kalıcı Kagura kostümü veriyor. Kiraz kalıcı Nana kostümü veriyor bakın. Burada seviye arttıkça 3'te Nana kalıcı ihtimali geliyor. 4'te yanına Kagura'yı ekliyorlar arkadaşlar. 3, 4, 5, 6'da kalıcı kostüm alabiliyoruz anlayacağınız. Ben arkadaşlarıma gönderip nasıl buradan daha fazla süs eşyası kazanır seviyemi yükseltirim diyorsanız da buradan basın. Buradan istiyorsanız bağlantıyı kopyalayın, isterseniz WhatsApp'tan gönderin. Bu şekilde arkadaşlar seviyenizi de yükseltebilirsiniz. Ben de kendi linkimi açıklama kısmına koyacağım. Çekilişe direkt gitmek isteyenler oradan da gidebilir mesela. Bakın 70'ten sonra 3 levele gelecek bizim ağacımız. Bildiğiniz ağaca level kasıyoruz bu etkinlikte. Aynı zamanda yıldız çarpışması etkinliği de geldi. Ben az önce elmas harcadığım için bakın. 3 tane buradan geldi. 2 buradan ver abi. Şimdi bunları da bir kullanalım biz. Gene az önce elmas harcadığımız etkinliğe geldik. Bakın burada 7 adet benim elimde var. Ekstradan 250 elmas ekleyerek bunu 10'luya tamamlayabiliyorum şu an için. Ben bunu da ekleyeceğim. Bakalım abi. Toplamda 1000 elmasa bize ne vermiş olacak? Gene Kadita verdi abi. Kadita'yı da oynamıyorum diye Kadita'nın tüm kostümlerini burada açmış bulunduk. Tamam. Ondan başka 131 tane jeton verdi. Bir sürü de savaş ifadesi verdi. 287 oldu. Buradan ne alabiliyoruz mesela 287'ye biz şu an? Bir tane 150'lik kostüm alıyoruz. Oyun diyor ki sen biraz daha aç bunu 300'e tamamla. 2 tane aç şeklinde. İyi buradan da bir şeyler çözelim kendimize. Bunu 400'e tamamladığımızda da mekanik ejderha Cloud kostümünü de alabiliyoruz ekstradan. Aynı zamanda zaten bakın burada yılbaşı festivali de var. Buradan kazıyarak buradan yılbaşı kostümü alma ihtimaliniz de var. Ben burada indirim var diye bir tane kazıyım sizlere göstereyim abi. Şans kazan, hızlı kazan, no 1. Kaplamayı kazımak için hareket ettir. Herhangi bir yere dokun dedik. Kostüm sandığında bir tane eklemiş olduk. Buradan bunları alıp birleştirip sonrasında bir tane kostümü de buradan alabiliyoruz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Sesim biraz farklı gelmiş olabilir. Biraz hastayım o yüzden. Bir sıkıntı olduysa affola. Videoyu beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Geri döndük artık buradayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.